Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle yeni bir projede beraberiz. Uzun süre önce bahsettiğim atasözleri ve deyimler çalışmamızda birlikteyiz. Bu ilk videomuz. Türkiye'de ilk defa atasözleri ve deyimleri gençlere, yetişkinlere en eğlenceli şekilde öğretecek bir çalışmayı sizlerle birlikte başlatacağız değerli izleyenler. Bu çalışmamızda neler olacak? Öncelikle atasözlerini anlattığımız videolarımız olacak. Daha sonra bunları kahotlarla pekiştireceğiz. Kahotlarda öğrendiğimiz atasözlerini tam öğrenebilmiş miyiz? Manalarını, kullanım yerlerini bunları göreceğiz. Daha sonra resvebelerle bunu zenginleştireceğiz. İlerleyen süreçte atasözlerimizin, deyimlerimizin çıkış hikayelerinden bahsedeceğiz ve Türkiye'de atasözleri ve deyimler alanında en iyi yapılmış çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz. Belki amatör başlıyoruz, ileride bu daha çok profesyonel bir şekle gelebilir. Ama önemli olan işin profesyonel olması değil. Önemli olan bunun siz değerli izleyenlere geçmesi, öğrenilmesi ve bunların kullanılması. Atasözlerimiz, deyimlerimiz neden önemli? Çünkü yüzyıllar içerisinde gelmiş, oluşmuş bazı kalıplaşmış sözcükler bunlar. Yer gelir, öyle bir zaman olur ki bir ansiklopediye yazıp anlatabileceğiniz şeyi bir sözle ifade edersiniz. Belagatta, yani konuşmada bu çok önemlidir. Az kelimeyle çok şey anlatmak bu dilin en büyük zenginliğidir. O zaman sözü fazla uzatmayalım. Atasözleri dersimizin ilkiyle başlayalım değerli izleyenler. Evet, tabii ki önce YouTube aleminin vazgeçilmez sloganıyla başlayalım. Instagram hesabımızı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Eğer böyle faydalı içeriklere ulaşmak istiyorsanız ekranda Instagram'ım yaklaşık 170 bin kişiyle birlikteyiz orada. YouTube'da da yaklaşık 19 bin kişi ama sizin desteklerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla inşallah daha çok kişiye ulaşacağız değerli izleyenler. Evet, ilk atasözümüz geldi. Bakalım burada şöyle yapacağız. Resmi yorumlayarak atasözünü bulmaya çalışacağız. Bakın yukarıda davul çalıyor, zurna var. Evet, ben bu arada konuşurken size zaman vereceğim. Siz tahmin edin. İsterseniz bunları yorumlara da yazabilirsiniz. Bakın davul zurna var ama kapatmış, duymuyor, anlamıyor ne dendiğini. Altta da biri var. Sinek saz çalar mı? Sinek saz çalıyor ve onun sazını dinliyor. Evet, buldunuz mu bu atasözümüzü? Hadi o zaman herhalde tahminler yapılmıştır. Buyurun efendim, gelsin atasözümüzün anlamı. Evet, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurnağız. Bunu öğretmenler çok kullanır ya da annemiz babamız çok kullanır. Öyle insanlar vardır ki anlayışlı kimseleri, onlar anlayışlıdır. En küçük söz bile etkiler. Evet, sineğin çaldığı saz ne kadar duyulabilir, değil mi? İşte onun gibi duyarlar. Ama öyle anlayışsız kimseler vardır ki onlara ne söyleseniz, neler ifade etseniz yine de ne olmaz? Değerli izleyenler, bir şey anlamazlar. O zaman biz ne diyoruz bu tür durumlarda? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Evet, birileri kulak asmıyorsa dediğimize veya etkilenmiyorsa o zaman bu sözü kullanırız. Kur'an-ı Kerim'de de bu vardır, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de bir örnek veriliyor, deniliyor ki bazı topraklar vardır, işte onlar taş gibidir, üzerine yağmur yağar hiç içine geçirmezler. Bazıları da vardır, suyu emerler. Evet, biz nasıl olmalıyız? Davul zurnanın az geldiklerinden değil de anlayışlı, sivrisineğin sazından bile anlayanlardan olmak inşallah güzel olur. Bu atasözümüzü heybemize koyduk. Evet, ikinci atasözümüz çok kullanılır. Bakın bir asma görüyoruz. Üzümler var. Bakın bir üzüm diğerine bir şeyler söylüyor. Ve gitgide bakın o bir kara bir üzüm. O da gitgide ne oluyor? Kararıyor, değil mi? Evet, bunu az çok hepimiz biliyoruz. Neydi o ifademiz? Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet, üzüm üzüme baka baka kararır.
Neymiş anlamı? Onu da beraber bakalım. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerinden etkilenir, birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve alışkanlıklarını kaparlar. Ne diyelim ki olumsuz bir alışkanlığı olan bir arkadaşım var. Sen de onunla geziyorsun, onunla birlikte zaman geçiriyorsun. Annen de onu sevmiyor ya da diyor ki sana, ha işte üzüm üzüme baka baka kararır. Yani sen onunla birlikte vakit geçirdin. Vakit geçirdikçe de ne yaptın? Huyun suyun ona benzer. Gerçekten bu çok önemlidir. Belki bu sözün üzerine bir kitap yazılır, hikaye, roman yazılır. Ama bakın bir sözle ne kadar güzel ifade edilmiş. Biliyorsunuz atasözlerimizde mecaz vardır ve atasözleri kesin hüküm ve yargı bildirir. Deyimlerden bu noktada ayrılır. Burada da mevzu üzüm değil, değil mi? Üzüm üzüme baka baka kararır. Ya da bununla ilgili başka bir atasözümüz de var. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan derler. Biz de bu atasözümüzü ne yapıyormuşuz? Birinin huyunu edindiğimizde. Şöyle bir laf da vardır. 5 tane arkadaşının ortalamasısındır. O yüzden arkadaşlık ettiğimiz, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlara dikkat etmemiz lazım. İster istemez onlara benziyoruz çünkü. Geldik üçüncü atasözümüze. Bakın, yukarıda süt içmiş dilinden ateşler çıkıyor. Allah'ım, süt içme dilin yanar mı? Yok, o değil. Altta da ne var? Yoğurt var. Yoğurdu da üflüyor. Bir gariplik yok mu bu işte? Yoğurt üflenir mi? Yok. Ama sütten ne olmuş? Evet, bildiniz. Sütten ağzı yanmış. Ne yapıyor? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Evet, bazıları bildiğimiz atasözler olacak ama bazıları da bilmediklerimiz de gelecek. O yüzden sabırlı olalım. Nedir bu sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer? Bir olaydan gerekli dersi alan, zarar gören kimse ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranır, tedbirli olur. Mesela öğrencilikten örnek verecek olursak, işte LGS sınavına hazırlanıyorsun ama o yıl ne yaptın? Çocuktun, çok da iyi hazırlanmadın ve kötü bir derece elde ettin. Üniversite sınavına geldiğinde ise ne oluyor? Artık birazcık daha işin farkındasın ve diyorsun ki yok, ben geçen sınavda ya da yazılı da olabilir bu. Ne yaptım? Çalışmadım. Kötü not aldım. Orada ağzım yandı. Şimdi ne yapayım? Çalışayım. Evet, çok güzel bir laftır bu. Bir olaydan gerekli dersi alırsak, zarar görmüşsek ondan ne yapıyoruz? Benzer bir işte tehlike olmasa bile hemen kendimizi otomatikmen bunu öğrendiğimiz için ne yapıyoruz? Koruma altına alıyoruz. İşte bu tür durumlarda da ne deriz? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Biz sütten ağzımızı yakmayalım, yoğurdu da üflemek zorunda kalmayalım. Evet, bakın bir ağacımız var. Buradaki çocuk ağaca ne atıyor? Taş atıyor. Evet. Süre verelim. Düşündünüz. Buldunuz mu? Eminim buldunuz. Çok kullanılan bir atasözümüz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bakın bu ağacın neyi var? Meyveleri var. Meyvelerine ulaşmak için ne yapıyor? Taş atıyor. Yani orada beklemiyor. Newton gibi bekleyip de elma düşsün demiyor. Elmayı almak için bir fiilde bulunuyor. Bir çalışma, bir gayret gösteriyor. İşte meyve veren ağaç taşlanır. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, onlara imrenilir, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır. Evet, gerek günlük hayatımızda, gerek eğitim hayatımızda bunlar olacak. Verimli olan insanlarla başkaları uğraşacak. Ona haset edecekler yani. Gıpta etmek ayrı şey, haset etmek ayrı şey. Gıpta edersen onun gibi olmaya çalışırsın, onu engellemezsin. Ama haset edersen onunla uğraşırsın, onu engellersin. Eğitim hayatınızda da olabilir bu, iş hayatımızda da olabilir. Meyve veriyorsak taşlanır. Yoksa kıyıda köşede hiçbir başarısı olmayan, bilgisi olmayan biriyle kimse ne yapmaz? Uğraşmaz. Meyve veren ağaç olmalıyız. Taşlayanlar olacaktır. Sorun değil. Biz yolumuza bakacağız. Bu bizi güçlendirecek. Evet, bu atasözümüzde ne görüyoruz? Bakın, bir tavşan var. Tavşanlı bir atasözü. Arkada dağ var. Tavşan dağ ne yapmış?
arkasını dönmüş ve ellerini bağlamış. Evet, ellerini bağlamak, arkasını dönmek neyle alakalı? Doğru tahmin ettin. Küsmekle alakalı. Evet, ne diyor bu atasözümüz? Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Farklı versiyonu var. Fare dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Farklı hayvanlar kullanabiliyorlar. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Yani dağ canlı bir varlık mı? Yok. Tavşanın ona küsmesine haberdar mı? Değil. Ne demek istiyor bu atasözü bize? Önemsiz kişi, önemli kişiye küstüğünde önemli kişi onun bu durumunu bilip anlamayabilir. Yani sen gidiyorsun kendi kendine ne yapıyorsun? Efendime söyleyeyim, çok ünlü bir sanatçı var. Küstüm, onu dinlemeyeceğim artık. Umrunda mı? Sanatçının haberi var mı? Ya da bir bilim adamı. Aa, onun kitaplarını okumayacağım. Ya adamın haberi bile yok. Evet. Ya da bazen bir arkadaşına küsebilirsin ama umrunda değildir o arkadaşın. O zaman ne deriz? Tavşan dağa küsmüş. Dağın haberi yok. Evet. Ne küselim ne de karşımızdakinin bundan haberi olmaması gibi bir durum olsun. Ama böyle durumlarda sebepsiz, önemsiz biri diğer önemli kişiye küstüğünde bu laf çokça kullanılır. Duymuşsunuzdur hep. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Evet, bakıyoruz bir çeşme var. Çeşmemizden gürül gürül böyle soğuk sular akıyor. Testi var, değil mi? Testi diyoruz altta. Testi doluyor, taşıyor. Bu çok bildiğiniz bir atasözü olmayabilir. Heybemize yeni ekleyeceğiz, atasözü heybemize. Su akarken testiyi doldurmalı. Evet, güzel. Ne demek? Kişi fırsattan yararlanmalı. Geliri bol olduğu zaman ilerisi için para biriktirmeli, tutumlu olmalı. Geleceğini güvence altına almalı. Evet, bu biraz maddi anlamda bir atasözü. Yani gelir elde ediyorsun, çalışıyorsun, efendime söyleyeyim. Ama ne yapmıyorsun? Tutumlu davranıp ileriye yönelik bir yatırım yapmıyorsun. Yarın bir gün su kesildiğinde çeşme biliyorsunuz kuruyabilir. Ki çeşme kuruduğunda eğer doldurduğun bir şey yoksa sıkıntı yaşarsın. Köylere gittiyseniz görmüşsünüzdür. Ninelerimiz, dedelerimiz sular gider diye ne yapar? Böyle kenara bidonları doldururlar. Niye? Su gittiğinde kullanabilsin. Köyde çünkü su çok kesilir. Evet, işte bunu ne yapmışlar? Günlük hayata uyarlamışlar. Değerli izleyenler, günlük hayatta su akarken testiyi doldurmalı. Ben burada bir parantez açıyorum. Bunu aslında eğitim ve öğretimde de düşünmek lazım. Yani şu an çok güzel eğitim öğretim ortamı elimizin altındayken öğrenebildiğimiz kadar öğrenelim. Yarın bu fırsatlar elimizde olmayabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Su akarken testiyi dolduruyoruz. Evet, bunu çok kolay bileceksinizdir. Bakın bir el var, ses yok. İki el var, şak şak. Evet, ne diyoruz? Hepimizin bildiği bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bu atasözünün bende bir hikayesi var. İlkokulda öğretmenimiz bununla ilgili bir kompozisyon yazdırmıştı. Ayıptır söylemesi, en iyi kompozisyonu yazmıştım. Evet, birçok kişi bunu yazamamıştı. Ne demek bir elin nesi var, iki elin sesi var? Evet, başarıya ulaşmak için başkalarıyla birlik olmak, işbirliği ve dayanışmaya girmek gerekir. Bununla ilgili çok güzel bir anekdot geldi aklıma. Sokullu Mehmet Paşa derler. Enderun'a seçilecektir Osmanlı'da ve sabah köye gelirler. Buradaki Enderun'u seçeceğimiz çocuklara bir sınav yapacağız. Tabii öyle sizin girdiğiniz kodlamalı sınavlar gibi değil. Orada daha pratik, daha hayata yönelik sınavlar yapıyorlar. Ve başarılı olan çocukları diyorlar ki Enderun'u alacağız. Ve çocuklar köyün meydanında sabah toplanıyor. Ve çocuklara nasıl bir sınav yapıyorlar biliyor musunuz? Kocaman tahta kaşıklar veriyorlar boyları kadar. Böyle kazandan yemek yiyecekler. Ama dökmeden yiyecekler. Şimdi kocaman kaşıkla böyle dökmeden yiyebilir misiniz? Çok zor, değil mi? İşte bir bakıyorlar ki herkes üstüne başına döküyor, yemeye çalışıyor, yiyemiyor. İleride iki tane çocuk var. Onlar çok rahat yiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuklar kaşığı ne yapmıyorlar? Kendi ağızlarına götürmüyorlar. Birbirlerinin ağzına veriyorlar. Dolayısıyla bir başkasının ağzına daha rahat verdiğin için ne oluyor? Kolay hallediyorsun. İşte
Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Tabii daha sonra soruyorlar, bunu kim akıl etti? Gösteriyorlar Sokulu Mehmet Paşa'yı çocukken ve o Enderun'a seçiliyor. Evet, başarıya ulaşmak için birinden yardım alıyor. Her zaman bencillikle, tek başına yapma hevesiyle işler olmaz. Hele ki modern zamanlarda mesele tamamen işbirliği ve dayanışmayla gerekiyor. Bakın bu elim tek başına ses yapamazken atalarımız ne yapmış? Bakın ikisi bir araya geldi, ses çıktı. Bir iş var burada, bir oluş var. Ses çıkıyor anlamında. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet. Bakın. Ne yapmış? Kafasına bir şeyler sürüyor. Saçı yok. Evet. İlaç var. Duyanlar olmuştur eminim bunu. Ne diyoruz? Saçı olmayana kel diyoruz. Kelin ilacı olsa başına sürer. Kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz. Evet, yani sen kendin yardıma ihtiyacın var. Başkasına nasıl yardım edesin? Mesela bununla ilgili yaşadığım bir hadise. Gözlük kullanıyorum. İlk göz doktoruna gittik. Gebze'deydi zannedersem. Doktora muayene olacağım. Özel bir yer. Bir baktım doktorun sekreterinin gözleri böyle biri bir tarafa bakıyor, biri bir tarafa bakıyor. Kendime içimden dedim ki Allah'ım emin miyim? Ya bu doktor kendi sekreterine bir şey yapmamış. Yani ben gideceğim, gözle ilgili çok hassas bir organ, ondan işte destek alacağım. Evet, sonra dedim ki ya dedim kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Değil mi? Evet, değerli arkadaşlar, değerli izleyenler, yani bir kişi kendi işini halledemezken gidip de başkasına ne yapamaz? Yardım sağlayamaz. Sağlamaya çalışması da çok da inandırıcı olmaz. Mesela bir diyetisyen düşünün. Kendisi 150 kilo ve karşısındakine diyor ki sizi zayıflatacağız. Hemen giden hangi atasözünü kullanacak? Ya kelin ilacı olsa başına sürer. Kendisi zaten kaç kilo? Evet, tabii diyetisyenler sadece zayıflatmıyor ama örnek vermek için söyledik. Bunu çok bildiğinizi düşünmüyorum ama dikkat etmeniz gereken bir şey. Bir şey yiyor. Çantasının yanında da neler var? Kaşıklar var değil mi? Kaşıklar. Yediği şeyi söyleyeyim size, pilav. Bu atasözümüz nedir biliyor musunuz? Pilav yiyen kaşığını yanında taşır. Ne demekmiş? Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi bunun için gereken aracı ne yapar? Elinin altında bulundurur. Yani sen pilav yiyorsan bunu neyle yiyeceksin? Kaşıkla. O zaman kaşığın yanında olmalı arkadaş. Yoksa bu pilavı nasıl yersin? Biz de hayatımızda bir olaya, bir şeye başlayalım. Mesela öğrencisin. Yani kalemin olmazsa olur mu? Olmaz. Kalem yanında olacak. Kalemsiz öğrenci mi olur? Olmaz. Gibi. Değerli arkadaşlar, pilav yiyen ne yapacak? Kaşığını yanında taşıyacak. Unutmayalım. Ve bu videomuzun son atasözü. Bakın, balık tutan biri var. Evet. Kaçan balık büyük olur? Değil. Hemen onu düşündüm. Hayır. Dereyi görmeden paçaları sıvama? Değil. Bu atasözümüz. Farklı bir atasözü. Arkadaşlar bakın, balık tutmaya gittik. Doğru bir paça sıvama var ama buradaki atasözümüz farklı. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Evet, değil mi? Yani bir işin içine girmeden, o işle hemhal olmadan, zahmet çekmeden ne yapamayız? O işi başaramayız. Yani bununla ilgili tersinden söyleyecek olursak, armut piş ağzıma düş. Yok öyle bir dünya. Ne yapacaksın? İşin içine gireceksin, öğreneceksin, çalışacaksın, zahmet çekeceksin, karşılığında nimete ulaşacaksın. Oturduğu yerden başarıya ulaşanlar sadece tavuklardır arkadaşlar. Unutmayın. Evet, böylelikle ilk atasözü videomuzun sonuna geldik. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoların devamlarında kahotlar gelecek. Bu görseller ve benzerleriyle bir sürü çalışma yapacağız. Bu ilkiydi. Heybemize ekledik 10 tane atasözünü. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.